Tabii ki e, bu isimlerin yanında en merak edilen konulardan bir tanesi de bence Angelinho'nun oynayıp oynamayacağı. Hasan Enser Korkmaz da bunu sormuş. E, çünkü ortada bir opsiyon var ve Galatasaray'ın da çok önemli maçları var. E, bu noktada Angelinho ile ilgili karar verildi mi? Devre arası, e, milli arası orası e, nasıl bir Angelinho izleyeceğiz? Daha doğrusu izleyebilecek miyiz? Şöyle ben bunu olayın iki tarafına, daha doğrusu olayın iki tarafı derken oyuncu tarafına değil ama Şimdi burada kararı yönetim üzerinden ya da yönetimin hocayı yönlendirmesiyle verdiği düşünülüyor ya. Yani Angelinho bir opsiyonu var. Bu opsiyon yerine gelirse bir para ödenecek ve bu yüzden de yönetimin bu konuda müdahil olduğu konuşuluyor. Ben bunu yönetim tarafına sordum. Dediler ki bizim bu şekilde bir tasarrufumuz yok. Yani bizim şu an Okan Hoca'nın elindeki bir oyuncuya, sezon başında transfer ettiğimiz bir oyuncuya işte aman opsiyonu yerine gelecek. iki maç, üç maç kaldı. Lütfen bu maçta değerlendirme falan gibi bir şey deme durumumuz yok. Zaten böyle bir şey söz konusu olamaz. Hoca tarafına da, teknik heyet tarafına da bunu sorduğumda onlar da aynı şeyi söylediler. Yani biz bunu düşünemeyiz, bunu hesap edemeyiz. Bunu bence sen güzel bir şey söylemiştin daha önceki yayında. Yani hiçbir şey olmasa kalan maçlarda hafta içi Manchester maçı, Kopenhag deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı. Zaten 3 tane maçta bu maçlar öncesinde, bu maçların herhangi biri öncesinde yani Okan Hoca'nın şunu düşünme lüksü yok ya Anelinho'yu iki maçta daha oynatmam gerekiyor. Üçüncüyü oynatmayacağım. Ona göre seçeyim falan. Yani bu hesaplara giremez Galatasaray'ın teknik direktörü. Gir, girmeyecek de zaten. Ben yarın da oynamasını bekliyorum. Yönetim tarafı şunu söylüyor. Yani biz tabii ki bu konuda müdahale olamayız. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey en azından çözüm bulmaya çalıştığımız şey opsiyonla ilgili konu. Yani opsiyonu kaldırmayı tabii ki Leipzig kulübü kabul etmiyor zorunlu opsiyonu. Bununla ilgili bir farklı bir formül üretilmeye çalışılıyor. Yani bunu sezon sonuna mesela bu opsiyonu sezon sonuna devretme, maçtan bağımsız olarak sezon sonu zorunlu satın almaya belki evirme gibi farklı formüller üzerinde duruluyor ama henüz burada yeni bir şey bulunduğunda söyleyemem açıkçası. Bu arada izleyicilerimiz yayınımız canlı mı diye sormuş. Arkadaşlar yayınımız canlı bunu da belirtmiş olayım. Sorularınızı da ekrana getirmeye çalışıyoruz. O zaman istersen önce bir Muhtemel 11 yani senin Muhtemel 11'ini dinleyelim. Daha sonrasında izleyicilerimizin yorumlarına tekrar döneceğiz. Yani son antrenman henüz gerçekleşmedi. Ondan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz belki yani. Çünkü hoca orada yelekleri dağıtıyor. As takım yedek takım belli oluyor. Gerçi Okan hocanın orada da biraz farklı bir nasıl söyleyeyim farklı bir tarzı var. Ya iki tane az takım falan çıktı oluyor. ya i̇ki tane farklı az takım denediği de oluyor ama aşağı yukarı belli oluyor tabii ki 11. Şöyle bir beklentim var benim. Mustera kalede olacak tabii ki. Savunmanın sağında Sasha Boya stoper ikilisi bozulmadan Abdülkerim Sanchez. Sol tarafta yine Angelinho. Orta sağ merkez Kaan Toreira. Onların önünde Ziyech 10 numara. Sağ tarafta Zaha, sol tarafta Kerem. ileride Icardi gibi bir 11. Bekliyoruz. Şu an itibariyle böyle bekliyorum. Bir değişiklik olursa son taktik antrenmanda hoca farklı bir şey denerse ya da orada yeni bir şey öğrenirsek onu tabii ki paylaşırız. Peki. Can Bey'in bir diğer sorusuna geçiyorum. Devre arası için 8 numara transferi kesin yapılacak gözüyle bakılıyor mu? Hocanın bu konuda net bir isteği var mı demiş. Ee, bizim de zaman zaman konuştuğumuz mevkilerden bir tanesiydi 8 numara. Ee, o da merak ediliyor. Sana da sormak 8 numara transferi kesin yapılacak gözüyle yaz döneminde de bakıyorduk. Açıkçası o zaman da kesin yapılacak diyorduk. Tabii ki işte Kerem geldi, Nombele geldi ama beklenen seviyede bir katkı gelmedi en azından. Oyuncuların isimlerinden bağımsız. Devre arası içinde böyle bir planlama var. Yani sene başında yapılamayan bazı şeylerin devre arasında tamamen artık yani bu kadro planlamasının tamamlanması için son hamlelerinde yapılması düşünülüyor. Yani yaz döneminde şundan bizim geç haberimiz oldu. Erdem Bey bunu iyi gizledi. Çok da konuştuk bu işte limit konusu, harcama limiti konusu. O yüzden bonservisli oyuncu kadroya katma konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Planlama yapılırken mecburen buna takılınan anlar oldu ama devre arasında ben bir 8 numara transferi bekliyorum. Hatta işte Angelinho ile ilgili durum netleştikten sonra belki bir sol bek hamlesi de olabilir. Sol bekede bir hamle yapılabilir. Onun dışında da zaten Galatasaray kadrosunun çok çok böyle büyük ihtiyaçları, çok büyük eksikleri yok. Hala daha yani devre arasına yaklaşıyoruz artık. Hala işte Ziyech'ten bahsediyoruz. Ziyech henüz çok çok üst düzey bir performans gösteremedi. Yani tam skora katkı yapıyor, oynamaya başladı dedik bir daha sakatlandı. Şimdi yeniden dönüşü bekleniyor. Endombele ile ilgili durum hala soru işareti. Zaha son dönemde katkı yapmaya başladı ama hala bizim beklediğimiz Zaha değil belki. Yani daha üst düzey şeyler bekleniyor Zaha'dan. O yüzden yani bu kadronun bir oturması, eldeki mevcut isimlerin bir potansiyeline tam ulaşmasıyla birlikte zaten dediğim gibi böyle çok çok ciddi ihtiyaçlar kalmayacak ama orta saha konusunda bir hamlenin kesinlikle yapılması gerekiyor gibi gözüküyor. Peki. Aslında yine konuştuğumuz bir konuda soru gelmiş. Boy'un kontratı uzatılacak mı Emre Bey demiş Ahmet Boran. E, aslında e, sezon sonu için sen belki de e, Saşa misyonunu burada tamamladığını düşünüyorum demiştin. Tabii ki çok yüksek bonservis teklifleri de gelebilir. E, ciddi rakamlar da duyabiliriz Saşa Boy için. Ama Galatasaray'da bence tutmak ister. Çünkü Saşa Boy gibi oyuncu da çok zor bulunur cinsten. Neler söylersin? Yani gerçekten çok zor bulunabilecek, çok zor yeri doldurulabilecek bir oyuncu. 1 milyon euroya Galatasaray transfer etti. Şu anda 400 bin euroya oynuyor. Çok çok üst düzey bir performansı var. Yani geçen sene de çok iyiydi ligdeki performansı. Her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Ve yani işte zaman zaman bu hep her yayında aşağı yukarı bu konudan bahsediyorum ama gerçekten bu sıkıntılı bir durum. Yani sosyal medyada iki tane üç tane insanın yani ne idüğü belirsiz, ne yeteneği ne bilgisi olduğu belirsiz insanların yaptığı yorumların arkasına çok takılınıyor. Şunu çok net hatırlıyorum. Geçen sene Saşa Boya Galatasaray'da kampa götürülmediği dönem şöyle yorumlar yapılıyordu. Bir tane yani hangi açıdan çekildiği belli olmayan bir fotoğraf üzerinden ya işte bu adam da kendine bakmıyor işte göbek yapmış da salmış kendini gencecik adam falan. Ya yani neler, neler söyleniyordu? Bak hatırlıyorum ben bunları. Bugün belki onu söyleyenler bile hatırlamıyor ama ben hatırlıyorum. Çok acayip şeyler söyleniyordu Saşa Boy için. Geçen sezon en ufak bir sakatlığı geçtim. Performans düşüşü yaşamadan yoğun sezonu tamamladı. Bu sene sene başından beri alternatifsiz oynuyor. Her maçta %100'ünü veriyor. Yani Manchester United'a karşı, Bayern Münih'e karşı, fiziksel olarak bu takımlara karşı bile üstünlük kuran bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu yeri çok kolay da olmayacak bir oyuncu Saşa Boya Galatasaray için. Ha, sözleşme görüşmelerine gelecek olursak orada bir türlü istenilen durum oluşmuyor. Geçen sene ilk oynamaya başladığı dönem hatırlayacaksın şundan bahsetmiştik. Saşa Boya 400 bin euroya oynuyordu. İki maç oynadıktan sonra menajeri ücretinde güncelleme istedi. Direkt olarak 2 milyon euro istediler. Galatasaray o dönem için o parayı vermedi. Daha makul seviyelerde bir anlaşma sağlanması için çalışma sarf edildi. Olmadı. Zaten Saşa Boya'nın yani sözleşmesi devam ediyor bu arada. Biten giden bir şey yok. Bu Galatasaray yönetiminin Oyuncunun performansı çok yüksek ve 400 bin Euro'ya oynuyor. E biraz adaletsiz bir durum oluşuyor tabii yani şu an ilk 11'in en değişilmez oyuncularından bir tanesiyken. Yani yönetim biraz ücretini arttırmak istiyor ama menajerin talepleri hala yüksek. Yani 2,5 milyon Euro'lar, 3 milyon Euro'lar konuşuluyor. E onlar da şöyle bir yaklaşım içindeler. İşte Davinson Sanchez geldi 3 milyon Euro'ya oynuyor. Endombele 3 milyon Euro'ya oynuyor. Oliveira 3 milyon Euro'ya oynuyor. Mertens 3 milyon Euro'ya oynuyor. Takımda maaş baremi biraz yüksek olduğu için Saşa Boia'nın temsilcisi de e, biz de bu takımın değişilmez oyuncusuyuz. En önemli oyuncularından biriyiz. Bu seviyede para kazanmak istiyoruz diyor. Galatasaray buna sıcak değil. Yani asla o paralara çıkılmayacak. 1.5 milyon euro şu an Galatasaray'ın en so yani en yüksek çık çıkılan rakam 1.5 milyon euro yıllık ücret konusunda. Onun da çok üstüne çıkılacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Orada da menajeri artık oyuncusuyla ortayı bulmak zorunda. Çünkü onun da yıllık ücreti burada söz konusu. 400 bin euroya bir sene daha oynamak nerede? 1,5-2 milyon euroya oynamak nerede tabii. Yayınımızı beğenmeyi de unutmayın. Bu